Allah'a inanmak benim için gerekli mi? Evet gerekli hem de nasıl gerekli biliyor musunuz havaya suya yemeye ihtiyaç duyduk kadar gerekli Çünkü insan nasıl ki suya havaya yemeye ihtiyaç duyuyorsa mesela uykuya ihtiyaç duyuyorsa hayatını devam ettirebilmek için bunlara ihtiyacı varsa inanç da böyle iman da böyle Allah'a iman etme meselesi de böyle bu fıtri bir mesele yani insanın yaratılışının bir parçası zatının bir parçası buna ait bir parçayı ortadan kaldırdığınızda ortada çok ciddi kaoslar, kargaşalar ortaya çıkmış oluyor. Şimdi unutmayalım insan beden ve ruhtan oluşuyor. Beden insanın maddi tarafıdır. Maddi tarafıdır ki topraktan yaratılması biraz ondan. Ruh da insanın manevi tarafıdır. İlahi bir nefes olan ruhun üflenerek hayat bulması da ondan. Şimdi yeme, içme, nefes alıp verme bunlar insanın maddi tarafıyla alakalı. Yani bedensel bir tarafıyla alakadar olan şeyler. Bir de insanın mesela inanmak, sevinmek, mutlu olmak gibi farklı bir tarafı daha var. İşte bunlar hepsi ruhla alakalı olan şeyler. İnsanı diğer yaratıklardan ayıran da en önemli meselelerden bir tanesi bu ruh tarafıdır. Yani ruh tarafıyla insan tam anlamıyla diğer varlıklardan ayrılır. İşte o ruhunun da bir parçasıdır inanma meselesi. Şimdi öyle olduğu için o ruhun en önemli meselelerden bir tanesi inanç meselesi. Mesela yeryüzünde, insanlık tarihinde hiç böyle davete muhatap olmayan olmamış, tebliğe muhatap olmamış, peygamber gidip gitmediğini bilmediğimiz nice topluluklarda dahi ne olduğu önemli değil. Yanlış da olsa bir inanç olduğunu görüyoruz. Mesela bugün tarihi anlamda da birçok şey okuduğumuzda bunu fark ediyoruz. Onların kültürlerinde, geleneklerinde, birçok şehirlerinde bu inancın izlerine şahit oluyoruz. Diyelim ki bir insan bir adaya düşse ve hiçbir başka insanla bir teması olmasa ki buna ait biliyorsunuz bazı çalışmalar var. İnsan biraz büyüdüğü zaman akil Bali, bali, bali olduğu zaman, yani biraz aklı başına geldiği zaman, buluğa erdiği zaman yavaş yavaş o inanç meselesi onu zorlamaya başlıyor. İnanca ait bazı şeyleri konuşmaya başlıyor. Yani etrafındaki olan şeylerin bazılarına mesela olağanüstü güçler veriyor. Güneşe, aya, şuya, buya bakıyor ya da işte varsa hayvanların içerisinde onlara, ağaca, şuna buna. Ama bir şekilde bir şeye inanma noktasında içinden bir şey oluşuyor. Neden? Çünkü bir bebek düşünün mesela, annesinden doğru Doğuyor. Hiçbir eğitim almamış, hiçbir bu noktada bir bilgisi yok. E, hemşire getiriyor o bebeği annesine verdiğinde o bebek anında annesinin göğsüne yapışınca belki dakikalarca o göğüsten süt emmeye başlıyor. Biz buna huduri bilgi diyoruz, hazır bilgi. Böyle bir bilgiyle insan hayata başlamış oluyor. Aynen inanç da böyle bir huduri bilgidir. Yani fıtratın bir parçasıdır. İnsan bu manada böyle içinden yani kendi fıtratından, zatından bir parça olarak bir zorlamayla aslında buna ihtiyaç duyar ve bu ihtiyacın gereğini gerçekten hisseder. Ya bu ihtiyacını doğru yollardan giderir ya batıl yollardan mesela giderir ya da ruhunun bu açlığını aslında ruhun açlığıdır inanç ruhunun bu açlığını bastırır. Yani ruhu açtır ama görmemezliğe gelir, üstünü örter, inanç noktasındaki her şeye kapısını kapatmış olur. Hayatı aslında çok farklı bir biçimde yaşanmaz bir hale getirir çoğu insan. Dolayısıyla böyle bir şeyi Hiçbir zaman göz ardı etmemek durumdayız. Şimdi bu soru vesilesiyle birkaç şeyi hatırlayalım benim güzel kardeşlerim. Bakın birincisi Allah'a inanmak hayatın en önemli motivasyon kaynağıdır. Emin olun böyle. Bu inanç meselesi, iman meselesi birçok fayda sağlar da zaten temel vazifemiz, görev, görevimiz Allah'a kulluk. O işin ayrı ve en temel boyutu. Ama onun dışında meseleleri irdelediğimizde başa yazacağımız en önemli şeylerden bir tanesi budur. Hayatın en önemli motivasyon kaynağıdır dır. İkincisi, Allah'a inanmak hayatın anlam ve gayesini kavramanın en önemli vesilesidir. Emin olun inancı çıkarın, Allah'a inanmayı çıkarın. Hayat anlamsızlaşıyor, gayesizleşiyor. Çok farklı bir biçimde insan boşluğa düşmüş oluyor. Onun için Allah'a inanmanın hayatın anlam ve gayesini tam anlamıyla anlayabilme adına bir katkısı var. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek durumundayız. Üçüncüsü, Allah'a inanmak kişinin ayakta ve hayatta kalabilmesinin sebebidir. İnsanı yıkan, insana en zor gelen şeylerden bir tanesi nedir? Belki de en önemlisi nedir? Yalnızlık meselesidir, yalnızlık korkusudur. Mesela insan bazen sevdiklerinden ayrı düşüyor. Aranız bozuluyor işte birisiyle. Yıllarca mesela hayatınızı devam ettirdiğiniz eşinizle anlaşamıyorsunuz, bir şekilde boşanıyorsunuz. Nasıl bir boşluk yaşanıyor mesela? Akrabalarınızla, hatta anne ve babalarınızla mesela bu noktada imtihanlar yaşadığınızda nasıl bir boşluk yaşıyor insan? Hemen yalnızlık noktasında bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Ya da dostlar arasındaki bu noktadaki bir şey ya da düşünün mesela diyelim ki Allah korusun bir deprem oluyor bir doğal doğal afet oluyor ya da başka bir işte trafik kazası oluyor en yakınlarınızı kaybediyorsunuz ve bir anda yalnızlaşıyorsunuz o yalnızlık meselesi ister işte biraz önce söylediğim sebeplerden ister başka sebeplerden olsun insan yalnız kaldığında Eğer o yalnızlığının en önemli gidericisinin iman olduğunu Allah'a iman ettiğini Allah'a iman varsa yalnızlık olmadığını Allah varsa eğer o şah damarımızdan bize yakın Dolayısıyla hiçbir şekilde o bizi terk etmez, yalnız bırakmaz diye bir duygunun var olması insanı ayakta ve hayatta tutuyor. Eğer bu yoksa hayat çok farklı bir noktaya geliyor. Mesela çok ağır imtihanı imtihanı olan bazı kardeşlerimiz oluyor. Sizin de muhakkak etrafınızda vardır. İnanın ki sadece imanla ayakta durabiliyorlar. Başka türlü durabilmek, dayanabilmek, sabredebilmek mümkün değil. Onun için Allah'a inanmanın böyle bir faydası oluyor insana. Dördüncüsü, Allah'a inanmak kişinin dua gibi muhteşem bir sermayeye ulaşmasını sağlar. Dua o kadar önemli bir mesele ki muhul ibade işte peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle yani ibadetin beyni. Şimdi eğer Allah'a iman varsa yani bir yaratıcıya inanıyorsanız dua edebilirsiniz. Dua ediyorsanız umut taşıyorsunuz. Umutluysanız dua ediyorsunuz. Duayla umut arasındaki bu bağı anladığımız zaman ne anlamış oluyoruz biliyor musunuz? En büyük nimet aslında bu. Duamız varsa moralimiz var. Duamız varsa bu manada işte motivasyonumuz var. Bu manada bazı şeylere dayanma gücümüz var. Eğer duayı kaybetmişsek, dua nimetini gerçekten hak ettiği oranda hayatımıza taşımamışsak tamam hayattan kopuyoruz. Çünkü dua umudu, umut da hayata bizi bağlıyor. Umutla aramızdaki bağlantıyı, iletişimi çok farklı bir noktaya taşımış oluyor. E umudu olmayanın hayatı da olmuyor. Hayat kayboluyor Allah korusun. Bakın beşincisi de Allah Allah'a inanmak, tevbe gibi hatadan dönme ve onun yol açtığı sorunları giderme gibi bir eyleme kişiyi sevk eder. Allah'a iman olmazsa yani çoğu insan mesela hatalarını ya meşru görür ya da eğer vicdanı temizse mesela Allah'a inanmıyor ama vicdanı o biraz olsun temiz kalmış, temizliğine ait bazı şeyleri yapıyor. Bu sefer hatalarının altında ezilir. Bir hata işlediği zaman mahvolur. O hata onu ezer, 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 ezer. Birçok şeyden onu koparır gider yani. Dolayısıyla Allah'a iman olduğunda tevbe olacak. O tevbenin getirdiği bir rahmet olacak. Hataları telafi etme noktasında bir imkan ortaya konulacak. Bu da nasıl olabileceğine dair bir yol ve yöntem ortaya koyduğu için tevbe ile aslında Allah'a iman meselesinin başka başka bir rahmetini elde etmiş olacak. Onun için bütün bunların hepsinden Allah'a inanmak benim için gerekli mi sorusunun aslında cevabını almış oluyoruz. Eğer Allah'a iman meselesi tam anlamıyla anlaşılırsa, ön yargılardan uzaklaşılır da bunun fıtri bir ihtiyaç olduğu kavranırsa ve burada biraz önce özetlemeye çalıştığımız o beş tane temel madde çerçevesinden mesele biraz olsun fark edilirse Allah'ın izniyle o zaman iman bizim için başka bir anlam taşıyacak ve imanla daha sahih ve daha selim bir bağ kurmuş olacağız. Cenab-ı Hakk'a duamız şu olsun ki her şeye rağmen, eksiklerimize rağmen noksanlarımıza rağmen bu bağları doğru kurmamızı bizlere nasip eylesin. Şu anda iman noktasında sorunu olan, bazı önyargılarından dolayı dine ve dine ait değerlerle aralarındaki mesafeleri çoğaltmış olan, bazı önyargılarından dolayı dine ait meselelere farklı açılardan bakıp da genel bir çerçeveden bakmayı ihmal ettiği için bu işin temelini, esasını görmeyen kardeşlerimize de bunu duyurmayı, bunu göstermeyi, bunun bunu algılamayı ve bunu tam anlamıyla içselleştirmeyi nasip eylesin.